Türkiye'nin ilk yapay kano parkurunda kano slalom milli takım seçmeleri yapıldı. Artvin'in Yusufeli ilçesi Barhan Nehri üzerinde bulunan yapay parkurda adrenalin ise tavan yaptı. Artvin'in Yusufeli ilçesinde Türkiye'de bir ilk olan yapay parkurda kano slalom milli takım seçmeleri yapıldı. Seçmelere Trabzon, Rize, Artvin, Ordu ve Giresun illerinden 40 sporcu katıldı. Bir gün boyunca devam eden yarışma sonunda dereceye giren sporcular Yusufeli'nde yapay parkurda milli takım kampına alınacak. Zaman kaybettiği. Sağda kal, sağda kal, sağda kal, sağda kal. Yusufeli ilçesi Barhan Nehri üzerinde bulunan yapay parkurda kıyasıya yarışan sporcular heyecanlı dakikalar yaşadı. Adrenalin tavan yaptığı yarışta yarışmacılar kadar izleyenler de heyecanlandı. Oğlumu destekliyorum, oğluma başarılar diliyorum. Bu arada öğrencilerim de var, öğrencilerime de başarılar diliyorum. Kano Slalom milli takım seçmelerini Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, AK Parti ilçe başkanı Ahmet Sönmez ve çok sayıda Yusufeli izledi. Şu an Artvin Yusufeli Barhal Çayı'nda Türkiye'de ilk defa yapılan kano slalom yapay parkurda, bunun üzerine basarak söylüyorum, yapay parkurda ilk defa milli takım seçmesi yapılmakta ve başarılı bir şekilde devam etmekte. Burada milli takım adına büyükler K1, büyükler C1, büyük bayan C1, küçük bayan C1 ve genç K1, genç C1 kategorilerinde müsabakalar düzenlenmekte ve müsabakalar başarılı bir şekilde devam etmekte. Bugün burada seçilecek olan sporcular takımımızı, yani milli takımımızı ve ülkemizi yurt dışında temsil etmeye hak kazanacaklardır. Yusufeli kanonun merkezi olacak. Şu anda milli takım aday, milli takım seçmeleri yapılıyor ve 70 civarında sporcu suya girecek bugün itibariyle. Umuyorum ki bunların içerisinde kendi sporcularımız da var. Bu sporcularımız daha önce akarsu slalom kanon milli takımının ana nüvesini oluşturuyordu. Yani KR ekseriyeti bu nehirden çıkmış çocuklarımızdı. Onlar daha büyük başarılara imza atmak üzere bugün burada ipi göğüsleyecekler diye umuyorum. Biz Türkiye Kano Federasyonu olarak zaten çok uzun yıllardır Yusufeli'ni pilot bölge olarak belirledik. Çünkü bizim milli takımımızın da nüvesini oluşturan bir bölgemiz. Uzun yıllar, en az 5 senedir buraya çok ciddi yatırımlar yapıyoruz sporcular bazında. Tabii Çoruh dünyanın en meşhur nehri, ancak meşhur olmasının nedenlerinden bir tanesi dünyanın en zorlu parkurlardan birinin olması. Buradaki antrenmanlarımızda gerekli güvenliğin sağlanması açısından belli mevsimlerde zorluklar yaşıyorduk. Ancak burada bir parkurun oluşturulmuş olması bizim artık bundan sonra bu riskleri, bu zorlukları yaşamayacağımız anlamına geliyor. Bu turnuvaya diyelim, elemelere biz ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduğumuzu özellikle ifade ediyorum. Yusufeli ilçesinde böyle bir etkinliğin olması bir anlamda bizi hem mutlu ediyor, hem de Yusufeli'nin bu anlamda öne çıkması noktasında önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir ilçe bazında böyle bir ulusal elemelerin yapılmış olması ilçenin hem spor anlamında marka olarak öne çıkmasına vesile olacaktır. Hem de bu anlamda buradaki ilçede görev yapan, buradaki gençlere ciddi anlamda moral motivasyon da sağlayacaktır.